Herkese merhaba. Bu videoda keçeden fare yapacağız. İçerisine zil de yerleştireceğimiz için kedilerinizin dikkatini çekeceğinden eminim. O zaman malzemelere geçelim. Keçe, makas, dikmek için kullanacağımız ipler, içini doldurmak için elyaf ya da pamuk kullanabilirsiniz. İçine koymak için zil ve kuyruğu içinde daha kalın yine butonlarda bir ip kullanacağım. Keçemi ikiye katlıyorum ve ortasından kesiyorum. Faremiz için damla şeklinde figürler oluşturacağız. Bunu kalemle çizerek de oluşturabilirsiniz. Ya da yine her bir parçayı ikiye kesip böyle yarım ay şeklinde yaparsanız da düzgün bir yüzey elde edersiniz. Şimdi keçeleri dikeceğiz ama bunun için iğneyi içeriden geçiriyorum ki bu düğüm keçenin içerisinde kalsın. Daha sonra üstten yani üstteki keçeye batırıp alttan geçiriyorum ve iğneyi burada oluşan boğumun içinden geçiriyorum. Üstten alta geçirdim. İğneyi boğumun içinden geçirdim. Bu şekilde kuyruğunu bağlayacağım kısma kadar geliyorum. Bunun için kalın ayırdığım ipin ucuna düğüm atıyorum. Düğümlü kısmı içeriye koyup dikmeye devam ediyorum. Sıkıştığı için içeride kalmış olacak. Şimdi artık bitime çok yaklaştık. Elyafı içerisine dolduracağım. Artık uç kısmına yaklaştım. Zilde bulunan halkayı bu uç kısma dikeceğim. Bir bu uçtan bir diğer uçtan alırken arada gördüğünüz gibi zili de alıyorum. Ve bu uca monte etmiş olacağım. Aynı yere 2-3 düğüm atarak düğümümü sağlamlaştırıyorum ve ucunu kesiyorum. Belirlediğim gözleri dikmek için siyah ipimi aldım. Bu aradan geçireceğim. Böylece siyah ipin düğümü de yine içeride kalmış olacak. İki keçenin arasından geçiriyorum ve iğnenin ucunu göz olarak belirlediğim yerden çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi düğüm içeride.
yine alttan. Diğer göze geçiriyorum. Burnun uç kısmına geçiriyorum. Burada da burun oluşturacağım kısmı belirliyorum. Ve ortadan yine uç kısmına geçiriyorum. Üstünden atıp buradan yatağa geçirmeye başlıyorum. İpim az kaldığında ucunu kesiyorum. Bu uca bir düğüm atabilirsiniz sökülmesini engellemek adına. Bu sefer ipimin ucuna düğüm atmadım. Bunun sebebi ise bıyıkları yapmakta daha yardımcı olacağı. Uçtan geçirdim. Sonuna kadar çekmiyorum. Çünkü ucunda düğüm yok ve bu çıkacaktır. Çekmeden herhangi bir yere batırıp burada bir düğüm oluşturuyorum. Daha sonra bir iki kere daha burnunu kalınlaştırıyorum. Daha sonra kestiğim ucu da geçirip bir ucunu iğneden çıkartarak burada da bir düğüm oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi bıyıklar da hazır. Ve birbirine benzer iki kulak elde ettim. Kulakları monte etmek için yine aradan iğnemi geçiriyorum. Şöyle kavisli olması için uçtan aldım. Ve bu ucu alıyorum. Böylece gördüğünüz gibi kulağa bir kavis verdim. Ve bu taraftan da çektirmesi için kulağın diğer ucundan geçiriyorum. Ve burayı monte ediyorum. Daha sonra bu kulaktan diğer kulağı dikeceğim yere çıkartıyorum. Ve yine kavis için bu uçtan diğer uca geçirip yine ucunu geçiriyorum. Daha sonra yine iki ucu birleştirip buraya dikiyorum. Böylece faremiz hazır. Bu şekilde daha küçük fareler de yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.